Merhaba, bu hafta FAS'tan bahsedeceğimi söylemiştim. Önceden de bahsettiğim üzere Portekiz'de 3 ay Workaway ile hostelde çalıştıktan sonra Skyscanner sitesinde Portekiz'den her yere diye bakıyordum. Ve bir anda bir gün bir baktım 20 euroya Porto'dan Marrakeş'e bilet var, uçak bileti. Sonra Aslı diye bir arkadaşım benim kartım o an çalışmayınca doğum günü hediyesi olarak bu da benden sana hediye olsun diye böyle hayatımın en güzel hediyelerinden birini verdi sanırım. Ve böylece Marrakeş'e 20 euroya, o zaman parasıyla 120 liraydı sanırım. Öyle bir çok uygun bir fiyata Marrakeş'e bilet almış oldum. Uçak biletini aldıktan sonra araştırmalarım başladı. Ve geçen haftaki videoda bahsettiğim gibi Safa diye çok tatlı bir arkadaşım oldu, çok tesadüfen. Ve sağ olsun bana bir gün ayırdı resmen bu Fas gezisini planlamak için. Ve onunla böyle bir 15-16 günlük bir plan yaptık. Fas para birimi, Fas dirhemi. Ve bir Fas dirhemi şu an 0.70 Türk lirası, yani 70 kuruşa denk geliyor. O yüzden Fas gerçekten seyahat etmek için ekonomik olarak sizi zorlamayacak bir yer. Ve o kadar çeşitli ve o kadar farklı bir kültür var ki bence mutlaka gidilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Vize gerekmiyor. Kapıda size bir belge doldurtuyorlar. Fas'ta taksiye bindiğinizde aynı rotada gidecek biri varsa veya sizden önce veya sizden sonra inecek biri varsa onu taksici alabiliyor. Buna şaşırmayın. Yani taksiye biniyorsunuz ve taksimetre size açılıyor. Sizden sonra veya sizden önce binen kişinin ayrı bir taksimetresi oluyor. Sanırım 2 veya 3 kişi böyle alınabiliyor yani taksiye. Çok şaşırtıcı gelmiş bana ama çok mantıklı aslında. Yani aynı yolu gittiği için hani karşı taraf sonuçta taksici için de daha mantıklı. Ekolojik olarak da mantıklı geldi bana. Ulaşımı otobüs veya trenle sağladım her zaman. Bu ikisi de kullandım. Bunları da arkadaşım önermişti bana. Oradan bakabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlıydı. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Zaten bir sırt çantam, bir de bel çantam vardı. Tüm özel eşyalarım bel çantamda olduğu için rahatlıkla uyuyarak gittim yani. Fas'ın yerel yemekleri. Tajin ve kuskusu özellikle çok meşhur. Böyle çok ilginç bizdeki çömlekler gibi. Hani onların da böyle büyük huni şeklinde kapağı olan kilden yapılmış çömlekleri vardı. Onun içine pişen yemekleri hatırladığım kadarıyla tajin deniyor. Ve çeşitleri var tabii. Tavuklusu, işte etlisi, sebzelisi vesaire. Ve Fas'ta böyle elle yemek yiyorlar yerel halk. Yani aslında ortaya geliyor ve herkes öyle bir alıyor ki hani onu çok böyle eline değdirmeden hiç o yağını ekmeği alıyorsunuz ya da pideyi her neyse. Öyle eti koparıp elinize, parmağınıza direkt yiyorsunuz. Tabii turistleri görünce çatal bıçak veriyorlar yani merak etmeyin ama ben denemiştim. Çok başarılı değildim ama yine de denemek hoşuma gitmişti öyle yemeği. Deniz ürünleri de bu arada çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Tabii ki okyanus kenarında ve Cebeli Tarık'a bakan coğrafyası olduğu için çok güzel deniz yemekleri de bulabilirsiniz. Öncelikle Marrakeş'e indim. İner inmez sim kartı aldım. Böyle çok uygun bir fiyata. Şu an tam hatırlamıyorum ama en fazla 30-40 lira vermişimdir diye tahmin ediyorum. Bu çok önemli bence. Gittiğiniz neredeyse her ülkede mutlaka sim kartı da almanızı öneririm. Buradan Türkiye'den bir paketle gitmek hiçbir zaman ekonomik olduğunu görmedim. O yüzden sim kartı aldım. Daha sonra Marrakeş'te Couchsurfing'den bir ev sahibim vardı. Ve çok tatlı bir insandı. Eve ulaşmamı sağladıktan sonra çok garip bir şekilde bana anahtarı verdi ve ben 5 gün orada kalacaktım. Ve 5 gün boyunca eve gelmedi. Yani görüşüyoruz bu arada arada bir, yardımcı oluyor bana. İşte çalışıyordu tüm gün zaten. Ama mutlaka beni arada bir görüntülü arıyordu ve sokağı göstermemi istiyordu. İşte sokağı gösteriyordum, ileri git, sola dön. Menüyü bana göster diyordu. Atıyorum burası pahalıymış, bir yandakine geç diyordu. Böyle böyle çok güzel rehberlik etti. Bana çok yardımcı oldu. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da şöyle bir avantajım vardı. Çok yakın bir arkadaşım Camila diye önceden Fas'ı gezmişti. Ve her gezdiği yerde biriyle tanışmış. Her gittiğim şehirde benim hikayelerimden görüp kız bana birisinin numarasını atıyordu. Mesela bu şehirdeki arkadaşımın adı bu. Başına bir şey gelirse direkt onu ara. Yani bu mükemmel bir şey. Yani hiç öyle bir tedirgin hissetmemiş, birisini aramam gerekiyor gibi hissetmedim ama öyle bir durum bile olsaydı Camila'nın desteği sayesinde hiç tedirgin olmadım. Fas'ta gerçekten çok böyle rahatlıkla gezdim diyebilirim. Fas deyince aklınıza gelen görüntü bence Marrakeş'in görüntüsü oluyor. Yani çünkü tanıtımlarında da hep böyle Marrakeş veya işte o çöl görüntüleri geliyor aklımıza.
o kızıl rengin hakim olduğu şehir tam olarak orası. Hem çok turistik, o açıdan yani her ülkeden bir insanla karşılaşmanız mümkün ve biraz ya bence ülke genel olarak güvenli hissettiriyordu, bunu söyleyebilirim. Ben güvende hissettim şahsen kendimi. Ama Marrakeş biraz da kaotik doğal olarak, yani şöyle gibi düşünün, kapalı çarşıya gittiğinizi düşünün. Her yerden işte birileri bağırıyor, işte şunu alır mısınız, bunu alır mısınız vesaire. Böyle bir şehirde olduğunuzu düşünün yani. Hem çok otantik, hem tabii ki daha pis bölgeleri var. Arabayla geçerken ve gördüğüm ilginç görüntüler de oldu. Ama bir yandan da hani böyle İngilizce konuşsanız direkt sizi anlayacakları net olan bir şehir bence. Marrakeş'te gezmeye başladım. Nasıl okunur bilmiyorum. O yüzden çok garip okuyacağım büyük ihtimal. Özür dilerim ama Yves Saint Laurent'in müzesinde bulunduğu, hemen yanında bir bahçesinin bulunduğu yere gittim. Mükemmeldi. Gerçekten ilk günümü orada böyle dinlene dinlene gezdim. Ve bayıldım. Beni fasa çeken şey sanırım Portekiz'de o Arap esintilerinin kaldığı güzel mozaik işlemelerdi. Ve böyle Fas'ta çok daha güzellerin olduğunu duydukça böyle çok heyecanlanmıştım. Gerçekten bu botanik bahçe mükemmeldi. Jemel Fna diye bir meydanı var. Doğru okuyorum, dur diye umuyorum. Bir pazar meydanı. Çok bilindik bir meydan zaten. Burada sürekli size bir şey satmaya çalışıyorum ama bu kapalı çarşıdaki mantıkla aynı. Pazarlık yapmanız gerekiyor. İşte çok pahalı bir fiyat söylüyorlar ve onu 2 saat indirmeniz gerekiyor vesaire. İlla bir şey alacağım diyorsanız gerçekten iyi bir pazarlıkçı olmasız. Çünkü 100 liralık bir şey bak 500 liraya size satmaya çalışıyor. Ve siz bir şekilde onun 100 lira olduğunu biliyor olmalısınız. Bunu olsa olsa lokal birisine öğrenebilirsiniz bence. Mesela öyle durumlarda Safa bana mutlaka beni ara dedim. Ve onu arayıp ondan yardım aldım. Ve zaten öyle bir tavırları var ki gerçekten bunu negatif olarak tek söyleyeceğim şey bu olabilir. Bir şey almıyorsunuz, alana kadar o kadar iyi davranıyorlar ki yani Türkiye ile arasındaki fark böyle bir fark var hani o pazarlık aşamasında. Türkiye'de bence benim gördüğüm kadarıyla almazsanız almazsınız ve yine misafirperver davranılır ve güler yüzle görülür müşteri. Ama benim Marrakeş'te deneyimlediğim kadarıyla, özellikle Marrakeş böyle çünkü çok turist de sömürmeye çalışıyorlar gibiydi. Bayağı yani arkanızdan küfüre kadar gidecek bir muhabbete dönüyor yani. 10 dakikadır Türkleri öven adam bir anda işte Türkler zaten hep böyle hiç alışveriş yapmazlar diye konu bir anda bambaşka yerlere gidiyordu ve ben en son bunu fark ettikten sonra pazar alanında çok gezmemeye çalıştım. Çünkü bayağı sinirlerim bozuldu ve kulaklık takıp en azından öyle gezdim ki kimse de bulaşmasın. Ve bir yere girdiyseniz, bir şey beğendiyseniz veya girdiyseniz bile sizi bırakmıyorlar gibi bir şey. Yani çok böyle yüzsüz mü diyeyim yani çok soğukkanlı durmalısınız ve böyle almayacağım deyip direkt çıkıp gitmelisiniz. Ama diğer türlü böyle biraz benim gibi böyle yan ayıp mı oldu ya geldiğiniz anda kolunuza yapışıyorlar resmen. Böyle garip bir durum oluyor. Ve birçoğunda bunu yaşadım ne yazık. Yani bunu genellemeleri sevmiyorum ama pazar alanının orada olan esnaftan böyle çok pozitif bir konuşmayla başlayıp almadığım noktada çok negatif bir yere gittiğini gördüm. Bunu uyarayım. Ve o meydanda kobraları dans ettiren, kobraları böyle boynuza dolayan insanlar var. Onlara da çok merakla bakmayın derim. Merakla baktığınız anda gelip kobrayı yani yılanı boğazınıza koyup hadi bana işte para ver de gelebiliyor muhabbet. O yüzden ben öyle yerlerden yani durmadan en azından yürüdüm. Böylece hani hiç kimsenin de ilgisini de çekmedim. Bir de bence esmer olmam benim avantajdı. Ve etnik giyinen birisiyim zaten. O yüzden böyle turistiyim değil miyim? Çok belli olmalı. Daha sonra Bahia Palace'a gittim. Ve oraya da bayıldım. Yani gittiğim tüm saraylara, bahçelere gerçekten Fas'ta bayıldım. Yani her yer rengarenk. Böyle açık renkler çok pozitif geldi. Marrakeş'te geçirdiğim 3 günden sonra bu sefer bir tura katıldım. O da çölde develerle böyle yol gittiğiniz ve berber çadırında kaldığınız bir geziye katıldım. Bunu tamamen rastgele böyle birkaç tur şirketi gördüm böyle yolda. Hepsinden fiyat alıp en uygun hangisi, en düzgün gözüken hangisi öyle karar verdim. Çok aşırı pahalı değildi. Sanki 2 günlük gezi yani sabahtan çıkıp akşam üstüne kadar yoldasınız.
Sonra geceyi orada geçiriyorsunuz. Sabah tekrar yola çıkıp bir gün sonra geri dönüyoruz. 2 günlük bir geziye gittim. 200 lira gibi bir şey verdim diye hatırlıyorum şu anda. Yani uygun fiyatlıydı. Bu arada içinde yemek de dahildi. Ben Kuarzazet'e gittim. Ne yazık ki Zagora çölüne gittim ama Sahara çölüne gidemedim. Çünkü o zaman 3 günlük bir yol olacaktı. Ondan fedakarlık edip o bir günde başka bir şehre gitmeye tercih ettim. Bu gezide de çok güzel insanlar tanıştım. Tek başımaydım ama iki kız böyle İspanyol birlikte geziyorlardı. Onlarla böyle iyi anlaştık. 4 kız aynı çadırda kaldık. Daha sonra tam böyle çöle gitmeden önce Kuarzazet'te durduk ve orada Game of Thrones'un çekildiği bir şehirde durduk. Ve hatta Hollywood stüdyosunun önünden geçtik. Tüm gün böyle yol gittikten sonra 1 saat boyunca develerle çölde yürüyüş yaptık. Ve o yürüyüşten sonra sonunda çadırlarımıza geldik. Akşam berberlerin müziği eşliğinde yemek yedik. Ve sabah da kahvaltımızı yapıp tekrar yola çıktık. Güzel bir deneyimdi. Yani tabii ki daha çok vaktim olduğunda bir gün mutlaka gidip tekrar böyle keşke Sahara Çölü'ne gidebilsem ama bu deneyim bile benim için böyle çok yerindeydi. Daha sonra Marrakeş'e döndüm ve gece Agedir diye söyleniyor sanırım veya Agedir diye. O şehre geçiş yapacaktım. Ev sahibim tam ben gitmeden önce bana dedi ki tamamen sen rahat et ve sen özgür hisset diye evi sana bırakıp ablamda kaldım dedi. Çok tatlı bir insandı gerçekten. Ve inanamadım hani nasıl böyle bir misafirperverlik. Bununla kalmadı. Ben Agedir'de gece kalmayacak. Tüm gün Agedir'i gezip sonra tekrar bir gece daha yol gidecektim. Ve şunu hesaplıyordum. Hani gidip nasıl dinleneceğim veya gidip nasıl eşyalarımı bir yere bırakacağım. Onu böyle kafamda kurmaya çalışıyordum işte. Derken ben böyle sabah 8-9 gibi böyle tam vardım, varacağım Agedir'e. Bir anda bana Marrakeş'teki hostumdan bir mesaj geldi. Beste, adresimiz şu. Annem seni bekliyor. Git eşyalarını bırak, elini yüzünü yıka, öyle gez diye. Böyle inanamadım. Nasıl yani diye. Ve gerçekten bir gittim. Küçük bir kardeşi vardı. O da çok tatlı bir insandı. Kardeşi o gün işten izin aldı. Bana şehri gezdirdi. Ve gittiğimde annesi yemek yapmıştı. Kahvaltı hazırlamıştı. Ve mükemmel yani. Desem bir şölendi. Fas yemeklerini evet Marrakeş'te aradım ama orada bir annenin elinden yemek böyle mükemmeldi. Yani gerçekten onlara sonsuz teşekkür. Ve hatta bu kullanımdaki küpeyi gün sonunda bana annesi hediye etti yani. Onu da hala böyle anılar taşıyorum bir defa. Tüm günü Agedir'e geçirdik. Orası nasıl bir şehir? Direkt denize sıfır bir yer. Benim Agedir'le ilgili en net hatırladığım çarşısına gezdik. Çok tarihi bir yere gitmedik. Bir sahil şehri ve mükemmel böyle gepgeniş, kocaman bir sahili olan bir şehir. Bayıldım. Şehrin içinde olmasına bayıldım. Yani şehirden de direkt denize gidebiliyorsunuz. Çok güzeldi. Ve beni çok güzel ağırladılar. Akşam yemeğine de aynı özenle. Annesi beni aldı, arabayla gezdirdi. Böyle çok ilginç bir deneyimdi. Yani gerçekten onlara da çok minnettarım. Gezerken çok şans benden yana oluyor ama bu kadarını hiç tahmin etmiyordum. Dilerim ki önyargısız bir dünya olur en kısa zamanda. Kendinize çok iyi bakın.